gündemle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama başvuru sonuçları bugün saat 16'da açıklanacak. 2014 yılı öğretmen atamaları için 40 bin kontenjan olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı bu kontenjanlara öğretmenleri atama tercihleri doğrultusunda yerleştirecek. Gündemde şimdi öğretmen atamalarını ve öğretmen adaylarının merak ettiği pek çok konuyu konuşacağız. Muhabir arkadaşımız Mustafa Pınar'a dönüyoruz. Bizi Milli Eğitim Bakanlığı'nda bekliyor. Mustafa Pınar, sözü hemen sana ve konuğuna bırakıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belki en heyecanlı olduğu günlerden birisini yaşıyoruz. Biz de baş öğretmen salonundayız. Yaklaşık 1,5 saat sonra 40 bin öğretmen ataması içinde bulunduğumuz salonda yapılacak. Ve öğretmen adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Belki her birisi Türkiye'nin farklı noktalarına gidecekler, öğrencilerine kavuşacaklar. Biz hem öğretmen adaylarıyla konuşacağız hem de insan kaynakları genel müdürüyle konuşacağız. Twitter üzerinden öğretmen adaylarından gelen sorular var. Onları sormaya çalışacağız. Bundan sonraki atamalara ilişkin sorular, kadroların belirlenmesine ilişkin soruları konuşacağız ve öğretmen adaylarımız da heyecanlı bir şekilde bizi bekliyor. Onların heyecanını buradan aktarmaya çalışacağız. İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz Hamza Aydoğdu. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. 40 bin öğretmen adayı açıklanacak. Şimdi Twitter'dan gelen sorulara genelde baktığım zaman hocam, farklı kadrolara herkes gönül ister ki kendi kadrosunun çok fazla olmasını istiyor. Bu kadroda bir herkesin, yani her branşın kendine göre bir serzenişi oluyor. Bu serzenişleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu atama kriterlerinde bu sayılar belirlenirken nasıl bir istatistik sistemi uygulanıyor? Evet, şimdi aslında temel problemimiz şu. Bize verilen kontenjan 40 bin, dışarıda 320 bin aday bekliyor. Yani biz bu 40 bin kontenjanı 320 bin adaya dağıtmak zorundayız. Şimdi buradaki temel ilkemiz şu, bazen arkadaşlarımızın sistemleri bize de ulaşıyor. Şunu bilmelerini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı alandan gelen bütün seslere açık. Biz öğretmenlerin içerisindeyiz. Yani ben mesela kendim de öğretmenim. Burada temel sıkıntı şu, bir Milli Eğitim Bakanlığı bir istihdam, bütün mezun olanları istihdam etmek zorunda mı? Yoksa ihtiyacı kadar öğretmen, nitelikli öğretmen almak zorunda mı? Bu soruya cevap vermek zorundayız. Bu problemi sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na has bir problem olarak düşünemeyiz. Bu toplumsal bir problem. Bakın bugün 320 bin kişi var. 3 yıl sonra bu 700 bin kişiye ulaşacak. Birazdan rakamları görüşeceğiz. Bizim ihtiyacımız da yavaş yavaş gittikçe de düşüyor. Biz kontenjanları belirlerken en çok ihtiyacımız olan alanlardan başladık. Okul müdürlerine yazı yazılıyor herhalde, değil mi? O süreç nasıl yani işliyor? Burada biz kontenjanları illerden veriler alıyoruz. Bir de şu var. Şimdi bazen şu karıştırılıyor. Sınıf öğretmenleriyle ilgili mesela tartışmalar da var. Bir örnek vereyim. Ankara merkezde sınıf öğretmeni doluluğum %100 iken Nallıhan'da benim sınıf öğretmeni ihtiyacım var. Ben şöyle Milli Eğitim Bakanlığı şöyle düşünemez. Ankara'nın merkezinde nasıl olsa fazlalık var, Nallıhan'a öğretmen vermeyeyim diye düşünemez. Bazen burada bir yanılgıya düşüyoruz. Biz okullardan, ilçelerden, il milli eğitim müdürlüklerinden verilerimizi alıyoruz. Bizim e-okul sistemimiz var. O sistem içerisinde, norm kadro içerisinde bütün analizlerimize giriyoruz. Yukarıdan aşağıya göre açıklarımızı belirliyoruz. Bu açıklara göre de yüzdelik olarak dağıtıyoruz. Bu dağılım sonucunda da kontenjanlar bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada sınıf öğretmenleri üzerinden bir yani fırtına koparılıyor. Bakın şunu samimiyetle söylememiz gerekiyor. Bizim kırsalda en çok ihtiyacımız olan sınıf öğretmenidir. En çok açıklar da zaten orada. Bir de şunu görmemiz gerekiyor. 4 artı 4'ten dolayı köy okulları da açıldı. Bazen bir sınıf öğretmeni 4 sınıfı okutuyor. Ve sınıf öğretmeni eğitimimizin temelini oluşturuyor. Biz branşlar arasında bir ayrım yapmadık. Yani sınıf öğretmenine ekstradan çok büyük bir kontenjan arttırımı da yapmadık. Baktığınız zaman açığımıza en çok açık sınıf öğretmeni olduğu için ve sınıf öğretmeni de okulun temelini oluşturduğu için böyle oldu. 2 yıl önce sınıf öğretmenliğine biz 200 kontenjan vermiştik. Belki Şubat'ta atama olacaksa, gelecek Ağustos ayında atama olacaksa gene norm güncellemesi olacak, ihtiyaçlarımız artacak. Belki bugün az alan kontenjanlar yarın daha fazla alacaktır. Ama bunu kişiselleştirip bu branş bazında sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nı bazı branşların düşmanı olarak göstermek bir öğretmen olarak bizi üzüyor. Arkadaşlarımızın da bunu yapmayacağını umuyorum. Çünkü burada sistem en çok arkadaşlarımız bazen söylüyor. Biz şu kadar mezun verdik.
Ya bu bizi de üzüyor ama biz kontenjanları belirlerken mezun sayısına göre belirlemiyoruz. İhtiyacımıza göre belirliyoruz. Mesela bazen bize niye bunu az verdiniz? Şu branşta çok fazlalık var. O sizin branşınızda da fazlalık çok gider var. Bana da çok gider efendim. Sizin Twitter branşınızda üzerinde da fazlalık var. Mesela bir branşı vermek istemiyorum adını. 1200 tane Türkiye genelinde fazlalık var. Fazlalık var. Ama biz buna rağmen o branşa kontenjan verdik. Niye verdik? Çünkü Türkiye'nin bazı yerlerinde o öğretmenler doluluk oranı yüksek olduğu için, kırsal kesimde öğretmenlere ihtiyaç olduğu için, o doluluk oranı yüksek olan öğretmen arkadaşlarımızı alıp da Türkiye'nin bir ucuna gönderemeyeceğimiz için iş durumu var, sağlık durumu var vesaire. Bir de şunu görmemiz gerekiyor. Bakın bunu ben samimi olarak söylüyorum. Bizim Ocak ayından itibaren bu aya kadar 351 bin öğretmenimiz yer değişikliği için müracaat etti. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ve Milli Eğitim Bakanlığı 134 bin öğretmenin yerini değiştirdi. Bakın hiçbir yerde yok bu. Ve biz herkesin az veya çok memnun olması, istediği yere gelmesi için çaba sarf ettik. Milli Eğitim Bakanlığı tarihinde ilk kez iller arası yer değiştirme 2 kez yapıldı. İl içi 2 kez yapıldı. Özür atamasında iller arasındaki problemi %100 çözdük. Yani burada Sayın Bakanımızın talimatlarıyla biz öğretmenlerimiz mağdur olmasın diye ekip olarak geceli gündüzü çalıştık ama bazen arkadaşlarımızın Twitter'da ben de takip ediyorum. Adaletli dağıtım istiyoruz. Onların adaletli dağıtım dediği rakamları topluyorum. Kontenjan sayısı 160 bini buluyor. Onu soracaktım ben. Efendim şimdi eğer devlet imkanı olsa ve tüm öğretmenler atansa, sizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplam yani bütün açıklar kapanacak şekilde kaç öğretmene ihtiyacınız şimdi var? Bakın bizim şu anda norm güncellemelerimize göre, bizim 145 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu 40 bin dahil mi? Bu 40 bini çıkardığımız zaman bizim 103 bin ile 105 bin arasında öğretmene ihtiyacımız olacak. Her yıl kaç öğretmen emekli oluyor? Her yıl ortalama olarak 7 bin ile 8 bin öğretmen emekli oluyor. Bu yıl mesela daha az oldu. 6 bine indi. Böylece 6 bin öğretmen emekli oluyor. Biz her yıl son 2 yılda 50 bin öğretmen ataması yapıyoruz. Son 10 yıldır kaç öğretmen atandı hocam? Son 10 yılda 417 bin öğretmen atandı. Ortalama 40 bin 42 bin. 457 bin. Ortalama her yıl bunu oranladığımız zaman 40 bin 42 bin atama yapıyoruz. 8 bini düştüğünüz zaman yani biz her yıl 32 bin 33 bin öğretmen atıyoruz. Ya ekstradan düştüğümüz zaman ekstra olarak. Bu, yani bu yaklaşık 4 yıl sonra. Bu ne demektir? Dediğiniz gibi 4 yıl sonra bizim öğretmen ihtiyacımız kalmayacak. Dışarıda bekleyen adaylar var. Bunu sadece bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayarak biz bu problemin üstesinden gelemeyiz. Bütün kurumlarda aşağı yukarı böyle bir ihtiyaç arz talep dengesi oluşturulmak zorunda. Oluşturulmak zorunda. Bu işin yök ayağı var. Eğitim fakülteleri, üniversiteler ayağı var. Bunun da çok ciddi anlamda analiz edilmesi lazım. Zaten Sayın Bakanımız bunu da gördüğü için biliyorsunuz Şura'da birinci öncelikli konularımızdan birisi öğretmen niteliği bu konularda gündeme gelecek. O zaman ücretli öğretmenlik de yaklaşık 4 yıl boyunca mecburen devam edecek gibi bir anlam çıkartabilir miyiz? Evet, ücretli öğretmenlik de devam edecek, ediyor da zaten ve maalesef yani biz bunu istemiyoruz ama bugün devletin imkanları, şartlar uygun olsa keşke bize deseler ki sizin öğretmen ihtiyacınız 140 bin, size 140 bin kadroyu veriyoruz, bugün atayın. Biz bunu atadığımız zaman da gene kurtulamayacağız. Çünkü 140 bin atadığınız zaman dışarıda 200 bin kişilik bir kitle olacak. Bunlar ne yapacak? Bunu görmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili de bir tedbirler alınması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı bir tedbirle bu dışarıdaki emek veren, 4 yıl boyunca fakülte okuyan, gece gündüz belki maddi imkansızlıklar içerisinde çaba sarf eden arkadaşlarımızın da ciddi anlamda problemlerinin çözüme kavuşması gerekiyor. Temel problemimiz bu. Sınıf öğretmenleri sanırım bu 4 artı 4'ten dolayı 2 senedir biraz az kontenjanı vardı. Geçen sene 300'dü herhalde, 324. Sınıf öğretmeni değilim, ben edebiyat öğretmeniyim. Sınıf öğretmenlerine karşı da bir yani ya bu arkadaşlarımızın kontenjanını arttıralım diye bir şey yapmadık ama ben şunu samimiyetimle söyleyeyim. Biz sınıf öğretmenlerimize bu kadar az kontenjan verdiğimiz dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı bu kadar tepki almamıştı. Sınıf öğretmenliği kırsal kesimde bakın bütün valilerimiz, milli eğitim müdürlerimiz ısrarla sınıf öğretmeni istiyor.
Edebiyatçılara da 1115 kadro verildi. 15 kadro verildi, evet. Peki. Bir de 40 yaş sınırı var herhalde, değil mi? Bununla ilgili bir önlem olabilir mi? Katamalarda 40 yaş sınırımız var. Bu biliyorsunuz öğretmenlik bir kariyer meslektir. Kariyer mesleklerde genellikle yaş sınırı mutlaka vardır. Fakat biz biliyorsunuz torba yasanın gecikmesinden dolayı 25 Ağustos'ta ilana çıkmamız gerekirken 11 Eylül'de çıktık. Bu 40 yaş arkadaşlarımız takılmasın diye kılavuzda 25 Ağustos'u baz aldık ki o arkadaşlarımız mağdur olmasın. Ama 25 Ağustos itibariyle 40 günden yaş alan arkadaşlarımız buraya müracaat edemeyecek. Biz öğretmen atama yer değiştirme yönetmeliğini değiştireceğiz bu atamalardan sonra. Ama bu konuda 40 yaş değişir mi değişmez mi onu ileriki günlerde göreceğiz. Zannımca değişmez gibi geliyor. Evet. Bir de mesela bazı branşlarda 80-90 alan arkadaşlar atanamıyor. Bazılarında da 65-70'e atanamıyor. Şimdi bakın ilginç bir şey. Geçmişte mesela biz taban puan yapmıyorduk. Yani 50 bırakmıyorduk. Arz talep dengesi puanları belirliyordu. Şimdi olay şu. Rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni, okul öncesi, zihinsel engelliler öğretmeni. Bu branşlardan mezun olan mesela mezun sayısı azsa, din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni, imam hatip meslek dersleri öğretmeni, Arapça öğretmenliği gibi branşlardan mezun sayısı az. Mezun sayısı az olup da ihtiyacımız fazla olduğu zaman bu arkadaşlarımız yukarıdan aşağıya doğru sistem sıraladığı zaman 60'a, 70'e, 50'ye kadar düşebiliyor. Mecburi bir şey yani. Yani bunu biz bilerek yapmıyoruz. Yani bu zaten eşyanın tabiatına aykırı. Herkese aynı puanda almanız mümkün değil. Ama diğer taraftan tarih branşında çok ciddi anlamda mezun var ve aldığımız sayı çok kısıtlı. O zaman 90'dan 80'den başladığınız zaman geliyor 75'te, 78'de, 80'de puan aralığı duruyor. Şimdi bunlara bakarak biz 80'le atanamıyoruz, 50 ile insanlar niye atanıyor demek, ya bilemiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Peki hocam, Şubat'ta şimdi bazı arkadaşlar sormuşlar. Şubat'ta böyle bir ihtimal var mı? Biz Şubat'ı bekleyelim mi yoksa yeniden ders mi çalışalım? Şimdi biliyorsunuz 2 yıldır biz hem Ağustos'ta hem Şubat'ta atama yapılıyor. Bu atamalarla ilgili kamuoyuna açıklama yapma yetkisi Sayın Bakanımız da. Ya bu bir hükümet politikası biliyorsunuz. Eğer bununla ilgili bir atama yapılacaksa zaten bu kamuoyuna en yakın zamanda duyurulur. Yani kesinlikle atanacak veya kesinlikle atanmayacak yani, diyemiyoruz. Durum söz konusu değil şu anda. Evet. Biraz muallakta kalıyor. Evet. Yani genellikle çünkü bugünden belli olan bir durum olmuyor. Geçmişte de böyle oldu. Bu ileriki günlerde kendini gösterecektir. Biraz da öğretmen adaylarımızın heyecanını alalım. Öğretmen adayları. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım branşını. Tabii Hasan Vural, ben fizik öğretmeniyim. Fizikçilerin ataması genelde az olur hocam. Benim de az çok tahminim. Genelde evet, bir yaklaşık 10 senedir falan atama sayımız çok azdı. Bu sene bir hani istediğimiz sayıya ulaşamasak da yine de ne kadar atama var size? Oldu. Şu anda 462 kişi alınacak. Benim yanlış hatırlamıyorsam eskiden 30-40 civarlardaydı. Tabii evet, hatta atanamayan öğretmenin olduğu sene bile olmuştu. 2008-2009 yılında. 40 kişi falan. Hiç almadıkları da olmuştu. Ama bu sene artık... Bu çok güzel bir örnek. Yani biz planlamadık. Ama hiç atanamayan dönemlerde oldu. Ben ama 400 rakamını duyunca gerçekten evet, şaşırdım hocam. Yani bunu biz ayarlamıyoruz. Bizim okullarımızın normları, ihtiyaçlarına göre geliyor. Bugün 460 olur. Gelecek Ağustos'ta 1200 olur. Başka bir zaman yine 50 olur. Yani bunu... Liselerin 4 yıla çıkmasıyla biraz da oradaki talep dengesi de değişti. Değişti, evet. Sen nasıl, neler hissediyorsun? Kaç puan aldın bu arada? Şu an ben 79 puan aldım. Sıralamam 305. İşte inşallah hayırlısıyla atanırım da. Yüzünden belli zaten atan. Ya şu an çok heyecanlıyım zaten. Yani nereye çıkacak? Nereye çıkacak? Nasıl? Hangileri tercih ettin? Zaten alımların çoğu Güneydoğu Anadolu bölgesiydi. Karadeniz bölgesi de var. Vallahi yazdım her yeri yani. Artık nasipte nere var. Çıkarsa bahtına. Aynen öyle. Peki. Sizin branşınız nedir? İngilizce. İngilizce öğretmeniyim. Evet. Sizde kaç kişi alınıyor? 3897. Bayağı da alınıyormuş. Ama bize biraz az geldi sanki. Çünkü biz en az 5000, 6000 falan bekliyorduk. 18000 açığımız vardı. Biraz sistemliyiz aslında. Peki sistemlerinizi iletirsiniz biraz sonra tekrardan. Evet. Siz nereleri tercih ettiniz? Kaçıncı sıradasınız? Atanma ihtimaliniz var mı? İnşallah atanmışımdır. 1834. sıradayım. Bayağı iyi sıralama. İnşallah. Nereleri tercih ettin? Yozgatlı olduğum için ilk Ankara civarını tabii ki tercih ettim. Daha sonra Yozgat. Sonra doğuya açıldık. Hangisi gelirse. Nasip. Nasip, evet. Ne hissediyorsun şu an? Ne kadar süredir çalışıyorsun? Sanırım evlisin. Evet, evliyim. Bebiş var mı? Orada. Eşim çok çekti benden yani.
Bebis var mı bu arada? Bebeğimiz yok. Atama yüzünden bebek de olmuyor yani. İnşallah atanmışızdır. Heyecanlı bir bekleyiş. 16'yı heyecanla bekliyoruz. Şu an titriyor ellerim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olur. İnşallah. Tabii atandıktan sonra bir de eş durumu meselesi çıkacak ortaya. İnşallah bilir. Eşin nerede çalışıyor? Ankara. Özel sektör. Yok, özel değil. Şu an heyecanda. Demir yollarında makine mühendisi eşim. Tez zamanda kavuşturun bizi. Bir de iş durumu bekliyor hocam sizi. Gitmeden hemen kavuşturun diyor. Yani daha gitmeden kavuşturacağız. Bizim yani durumumuz bu. Şimdi bizim temel sıkıntımız şu. Özür diliyorum. Yani bu çok önemli. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi çok zor. Biz öğretmenlerimizi atıyoruz. Önce biz bir atanalım diyorlar. Atandıktan sonra iş durumu. Sonra iller arası, sonra il içi. Biz bu kadar öğretmenimizin problemini ne kadar samimi olarak çözebilirsek onun için çaba sarf ediyoruz. Ama hakikaten zor bir şey. 813 bin öğretmenimiz var. 50 bin de alacağız. 853 bin öğretmen. Dünyanın en büyük ailesiyiz biz. Eksiklerimiz, hatalarımız mutlaka vardır ama el birliğiyle inşallah bunu çözeceğiz. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Yani çok önemli. Mesela dün bir aday arkadaşımız İstanbul'da müracaat edemedi. Biz 18'de kapatacaktık sistemi. Sonra Sayın Bakanımız talimat verdi. 19.30'a kadar uzatalım. Bir aday için uzattınız. Bir aday değil. Yani vardı adaylarımız. Türkiye'nin değişik yerlerinden. Bir kız çocuğumuz bizi aradı. Ben şu anda müracaat edemeyeceğim dedi. Arkadaşlarımız biz sizin taksi paranızı karşılayalım dediler. Milli Eğitim, ilçe Milli Eğitim Müdürünü evden getirttik. Biz o arkadaşımızın müracaatını aldırdık. Bunu niçin yaptık? Ve o arkadaşımızın yaptığı dualar gece bizi yani sevinçten dört köşe yaptı. Yani biz hakikaten bunun için varız. Yani arkadaşlarımıza samimiyetle hizmet etmek için varız. Ama bazen bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani biz burada bir kamu hizmeti yapıyoruz ve kamu için hizmet ediyoruz. Bazen 40 bin kişi, bazen arkadaşlar geldiğinde size kalem, kağıt verelim. 109 alandan 40 bin öğretmeni ihtiyacımıza göre sıraladığınız zaman yine kontenjanlar aşağı yukarı bu çıkıyor. Yani onun için sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nı istihdam kapısı görerek böyle davrandığımız müddetçe biz arkadaşlarımızın mutlu olamazlar. Biz de olamayız. Onun için buna başka çözümler bulmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Son bir adayımızın da heyecanını alalım. Onu da beklettik. Sizin branşınız ne? Lise matematik benim branşım. Sıralama içerisindeyim. Yani kontenjanı. Kaç kişi alınacak sizden? Bizden 1279 kişi alınacak. Ama hali hazırda bekleyen lise matematik branşından 18 bin adayımız var. Bayağı da çok. Kendi adıma atanacak olduğum için, olacağım için mutluyum ama ne zaman tam mutlu olursunuz diye sorarsanız. Ne zaman tam mutlu olursunuz? Çok güzel. Bütün öğretmen arkadaşlarımız atansın. Ama tabii gönlümden geçen lise matematik öğretmenlerin hepsi atandığı an tam anlamıyla mutlu. Sen nereleri tercih ettin? Ben Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı tercih ettim. Sen de yüzüğün var, sen de evli. Canlıyım ben de, evet. Bir aday daha geliyor hocam, evet, size. İş durumundan. Canlı nerede? Isparta'da ama o da evet Doğu'ya gidecek. Ben sanırım Doğu'dan tekrardan Doğu'ya gideceğim. Yani ben Doğu ağırlıklı yazdım zaten. İnşallah hayırlısıyla atanırız. Peki, inşallah başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, son bir şey, buyurun hocam. Şimdi burada bir işin kahramanlarına müsaade ederseniz bir teşekkür etmem gerekiyor. 20 gündür bizim Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve İnsan Kaynakları Atama Daire Başkanımız hakikaten eşlerinden, çocuklarından ayrı kalarak sabahları kadar burada çalıştılar. Bu atama biz kamera önünde olanlar, bir de kamera arkasında olan kahramanlar var. Sizin aracılığınızla o arkadaşlarımıza minnetlerimizi, şükranlarımızı bütün öğretmen adaylarımız adına sunmak istiyorum. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bugün yaklaşık bir saat sonra 40 bin öğretmenin ataması için buradaki bilgisayarın tuşuna basılacak. İşte bu ekrandan da, daha doğrusu buraya bir ekran inecek. Buradan da öğretmen atamaları gerçekleşecek. 40 bin öğretmen yeni görev yerlerine gidecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nı zor bir süreç bekliyor. Çünkü bundan sonra eş durumu gibi, sağlık durumu gibi vesaire özür durumları da bunları bekliyor. Biz de hem öğretmenlerin heyecanını aktarmaya çalıştık, hem buradaki kadroların nasıl belirlendiğini aktarmaya çalıştık. Yine saat 16'da buradan canlı yayınla karşınızda olacağız.